Bir sınıf listesinden okunan bir öğrenci numarasının bir erkek öğrenciye ait olma olasılığı 5 bölü 8'dir. Şöyle dersek daha güzel, 8 de 5'tir. Çünkü sınıftaki erkek olduğunu sözel ifadeyle de, sayısal ifadeyle de söylüyoruz. 8 de 5. Sınıfta 8 kişi var, bunun 5 tanesi erkek gibi. Sınıfta 12 kız olduğuna göre kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi bu sorulardaki iki tane ana nokta var. Onları yazmayı unuttum. Birincisi, olasılığı görünce aday şeyi geçebiliyor. Ben olasılığa çalışmadım, bu soruyu geçeyim diyebiliyor. Birinci eleme noktası bu. İkincisi de kız erkek soruları neden soruluyor? Çünkü şunu görmesi lazım. Kızla erkek kesişen iki küme değil. Yani bir sınıftaki kızlar var, erkekler var. Bu da sonuçta toplamı veriyor. Kesişen olmayan iki küme, kesişmeyen iki küme için kız erkek soruları ideal. Kız sayısını veriyor. Geri kalanın erkek olduğunu senin görmeni istiyor. Şimdi 5 bölü 8'i, yani 8'de 5'i erkekmiş. Olasılık demesine hiç gerek yok aslında. Numarası erkek öğrencilerin oranı 8'de 5'tir dese hiçbir fark yok. Olasılığı sırf kafa dağıtmak için vermiş. Kızlarınki de 3 bölü 8 dolayısıyla. Çünkü toplamı 1 edecek. Sınıfın tamamını edecek. Kızlarınki de 3 bölü 8. Sonrası oran orantı. 12 tane kız olduğuna göre, yani 3 bölü 8'e 12 ise erkek öğrenciyi soruyor. 5 bölü 8'e nedir? 12'yi 3'e bölerim 4. 8 ile çarparım 32. Demek ki sınıfta 32 öğrenci varmış. 32 öğrencinin 12 tanesi kızsa erkek öğrenci 20'dir. Veya 32'nin 5 bölü 8'ine bakarım. 32'yi 8 ile sadeleştirdim 4. 5 ile çarptım 20. Hiçbir olasılık kullanmadık. Tamamen rasyonel sayı sorusu. Burada bir dikkat dağıtmak için ifade kullanmış. Cevap Bursa.